Büyükmenderes Ovası'nın oluşumunda etkin olan bir fay zonu bu. O fayın güneybatı tarafındayız. Onun üzerinde işte bizim bu çalışma kapsamında aktif fayları haritalayan bir ekibimiz var. O ekip METEA tarafından haritalanan fayları dikkate alıyor. Bir de kendi arazide yaptıkları gözlemleri dikkate alarak bize diyorlar ki işte şuralarda aktif faylar var. Biz de o ekibin yaptığı haritalardan yararlanarak hendek açmak için uygun olan yerleri belirliyoruz. Şu anda da o tür yerlerden bir tanesindeyiz. Aktif fay haritalama ekibinin yapmış olduğu haritalar üzerinde yaptığımız gözlemlere dayanarak burada hendek açmanın uygun olduğunu gördük. Ve işte bir hendeğimizi açtık burada. İşte bu Gülbahçe Köyü ile Söke arasında bu. Ve örneğin biz bu hendekte bir kere burada şunu söyleyeyim. 1955 yılında 6.8 büyüklüğünde bir deprem var. O depremin yüzey kırığı oluşturup oluşturmadığını anlamak hedeflerimizden bir tanesi. Bir de o depremden önce bu fay üzerinde büyük deprem olmuş mu, yüzey kırığı oluşturmuş mu onu anlamak istiyoruz. Genellikle genç çökeller, yani günümüzden işte 10.000 yıl geriye kadar gittiğimizde o tür çökellerde o çökelleri kesen faylar varsa onlarla ilgileniyoruz. Dolayısıyla fay gördüğümüz hendeklerden tarihsel depremleri yaşlandırmak için az önce yaptığımız gibi örnekler alıyoruz. Şu ana kadar açtığımız hendeklerde gördüğümüz, işte fay gördüğümüz hendeklerden aldığımız örnek sayısı 140'tan fazla. Analiz için, yaş analizi için gönderildi. İşte yeni açacağımız hendeklerden aldığımız bu örnekler de gönderilecek. Dolayısıyla yaş analizlerimiz geldiğinde oturup bunları hep birlikte bir değerlendireceğiz. Hangi fay ne zaman ne büyüklükte deprem üretmiş onu anlamış olacağız.